Adı da başka, tadı da başka. Yayla Ramazan yolcularını sunar. Evet Hakkı abi, güzel bir yere geldik, görüyorsun bak, Anadolu Fleisch Geflügelhandel, yani et ve tavuk firması. Firması tabii. Şey ya Yunus Bey, dikkat ettin mi? Bilmiyorum size, ben dikkat ettim. Anadolu'da İstanbul, evet. Adana, Ankara, İzmir, birçok hale gittim. Evet. En modernden, en modern olmayanına kadar hepsini gördüm. Fakat buradaki bu tesis... Anadolu'da gördüğüm en modern tesis kadar modern çalışan bir tesis olarak. Ben az önce içerisinde gezdim. Burası evvel. Evet, gezdim. Evet. Samimi söyleyeyim. Tam hijyenik, tam tertip düzen içerisinde ve çok temiz. Öyle ki bütün etler, merak ettim sadece. Biraz sonra soracağım Bülent Bey'e. Bu etler nereden geliyor? Nerelere sevk ediliyor? Hepsi düzenli. Tabii ben evet, helal kesim. Bu Avrupa'da söylenen bir olaydır. Helal kesim. Tabii. Onu da soracağım. Dediğim gibi Türkiye'de dediğim gibi en güzel hal neyse aynı şekilde bunu burada gördüm. Ayrıca ben şu anda sanki Almanya'nın Stuttgart şehrine değil de İstanbul'daki bir halde yahut Ankara'daki bir halde kendimi hissediyorum. Aynen. Çünkü bütün mağazalar Türk işleri, bizlere aittir. Baksana bak abi. Yani bak. Hepsi Türkçe, hepsi Türkçe. Gelenler, gidenler, çalışanlar, hepsi Türkçe. Bütün firmalar burada. Kardeşlerimiz ekmek için sabah 3'te kalkıyorlar. Yüksek seslerle sesler geliyor diyor ama hep Türkçe konuşuyorlar. Ayrıca bu tutkum Anadolu'nun sosisleri, tavukları, her şeyi tutkum Anadolu Stuttgart bölge bayisi diyor bu. Her şey. Bu bizim 0621 Mannheim. Ama burası Anadolu Fleisch Geflügelhandel. Burası... Sevgili her şeyin öte Anadolu yazılması ne kadar muhteşem bir evet deyim. Bülent Çelik kardeşim burayı idare ediyor. Patronu kendisi üstün çalışmalarıyla yıllardır buradaki bütün restoran olsun, kasaplar olsun, bakkallar olsun herkese en güzel şekilde dağıtımlar yapıyor. Evet, etleri daha önce sipariş tabii siparişler üzerine yazılıyor. Etler buraya geri gelmez. Hemen dağıtıma giriyor. Burada beklemiyor yani. Onu da söyleyelim. Komple hem de. Evet, komple. Evet efendim. Evet, işte çok güzel bir müessese. Çok güzel bir et firması. Anadolu Tutkum. Evet efendim. Mutluluğun en güzeli yine sizler olsun. Her şeyin var olduğu çok güzel bir Grossmarkt'tayız, Kabzıman. Yani bütün mallar gelir, bütün restoran sahipleri, güzel imbisler, herkes buradan gelip alışveriş yapar, alır toptan sabah erkenden ve gider dükkanına. Burası da Grossmarkt'ın çok güzel et, tavuk, kuzu dağıtımını yapan Tutkum Anadolu Fleisch Grosshandel adı altında sevgili Bülent Çevik, Metin Arslan idaresinde usta çalışanları ile Stuttgart Grossmarkt'ta, yani burada Anadolu'muzun lezzetini en güzel şekilde uygulayan süper bir müessese efendim.
Evet, görüyoruz. Etler buradan her tarafa dağılıyor. Efendim kolay gelsin. Ne yapıyoruz abi? Bir görelim şunu. Allah Allah. Ete bak, ete. Mis. Etin kralı bu işte. Kralı bu, %100 helal. Evet efendim, nedir bu şimdi abi? Bu hal soktuk be. Allah. Boyun eti yani. Evet. Bunları kim gelip alır buradan? Genelde müşterilerimiz geliyor. Restoran sahipleri. Restoran sahipleri, market sahipleri. Evet. Kasaplar. Kasaplar. Biz genelde büyük ihtimalle kasaplara hitap ediyoruz. Hadi güzel. Kasaplar alır, orada bitirine dizer. Aynen öyle. Halkımıza helal eti. Bu burası tavuk mu burası? Tavuk göğsü. Gösterelim abi. Evet, burası hep tavuk göğsü kısmı efendim. Tavuk göğsü kısmı. Her şey burada. Buz gibi içerisi, donmak üzereyiz ama olsun. Herkesin gideceği yerler yazılı burada, adresler. Görüyorsunuz burası tavuk. Buralar hep et dolu. Et reganları işte. Evet efendim, görüyorsunuz. Buraları tavuk. Burada etlerimiz. Evet. Etler burada. Evet sayın seyirciler, görüyorsunuz her taraf et ve de tavuk kuzu dağıtımını yapan bu güzel Grossmart'taki yerini alan Anadolu'muzun tutkunları burada sevgili Bülent Çelik ve Metin Aslan idaresinde. Daha da gidiyoruz, her şey burada. Evet sayın seyirciler, geldik, yakaladık ustayı. Ne yapıyoruz burada abi? Abi kuzuları hazırlıyorum şu an. Evet. Bunlar şimdi müşteri geldiği zaman böyle komple mi veriyorsunuz kasaplara? Vallahi müşteri mesela diyor ki bize iki kuzu hazırla. Biz evet. De önlüğümüzü giyip poşetlerimizi poşetleyip terazimizi tartıyoruz. Abi. Alalım abi poşeti, görelim. Buna geçiriyorsun. Evet. Kuzularımız gördüğümüz gibi mükemmel. Evet, evet. Geçiriyorsun. Evet abi. Şöyle şu şekil. Hijyen bir şekilde. Helal olsun. Aynen öyle. Ve ondan böyle sonra dışarı çıktığı anda bu dereceden şu kaybolmasın diye poşetliyoruz. Ne güzel, çok güzel. Burada mesela tahminin ne kadar var? Abi hemen hemen her kancada 7 tane var desek rahat 300-400 tane o şekilde beraber var abi. Her gün geliyor bunlar abi. Her haftada iki kere geliyor abi. Ne zaman açık bizim burası? Ne zaman kapatıyor? Vallahi gece 3-4 gibi başlıyoruz. İş gece 3-4'te geliyorlar efendim. Öyle bir iş, öyle bir ekmek kazanıyor işte. Helal. Adı gibi helal. %100 helal etimiz efendim. Bir de tavuk yerleri de var değil mi bunların? Tabii ki. Tabii. Onu da göreceğiz. Peki bunlar usta. Bak bunlar hazırlanmış. Bunlar müşterisi hazır galiba. Aynen. Bunlar özel kuzu. Evet. Böyle şey şeklinde geliyor. Özel. Gibi. Nasıl şey özel yani? Yani özel dediğim bunların kilosu daha ufak abi. Ha anladım. Yani mesela bunlar 18 ile 20 kilo arası. Evet. Burası 19 ile 21-22 arası değişiyor kilolar. Hepsi böyle. Hepsi öyle. Hepsi öyle. Helal olsun sevgili Metin Aslan ve Bülent Çelik kardeşime. Güzel. Çok güzel işler yapıyorlar ve adlarını bütün Baden-Württemberg değil mi efendim? Evet. Çevre olarak Stuttgart. Sırf Baden-Württemberg değil. Hani yurt dışına da çıkıyoruz. Yurt dışına Avusturya'ya gidiyoruz, İsviçre'ye gidiyoruz. Bu civarlarda Baden-Württemberg dediğin gibi abi her yere turumuz var Allah'a şükür. Helal olsun. Turlarımız da var diyor. Zaten büyük bir firma. Grossmart'ta adı herkesin dilinde olan çok güzel bir tutkun adı gibi değil mi? Evet. Anadolu'muz. Neredeyiz? Ben Kars'tayım abi. Vay, Kars'a buradan selam. Vallahi herkese selam. Kim var orada? Kars'ta şu an kimse yok abi. Herkes İstanbul'a, Bursa'ya göç ettiler. Evet. Hani İstanbul'dakilere selam olsun, Bursa'dakilere selam olsun. Büyüklerimin ellerini öperim, küçüklerimin gözlerini öperim. Herkese buradan selam edelim. Evet, işine devam edelim. Tamam, teşekkürler. Hadi. Evet, sayın seyirciler. Çok şükür müessese sahibi sevgili Bülent Çelik kardeşim yanımıza geldi. Çünkü
devamlı telefon, siparişler oradan. Alo, bu kadar gönder, şunu gönder, şunu yap. Ancak dedim ki abicim bak erken geldik, gel konuşalım. Tamam dedi, Hakkı Bulut devreye girdi. Baba hemen Bülent abi bizi getirdi burada et dolaplarımızın yanına. Merhaba efendim. Merhabalar. Çok sağ olsunlar, bizi hiç kırmadılar. Sevgili Bülent kardeşim, yani kendi görevini yapıyor haklı olarak. Elbette telefonları görüşecek. Şu anda arkamda kuzular. Evet. Ve kuzuların buzdolabı burası sayılır. Evet. Biz o buzdolabının içine giremiyoruz, biz de donarız çünkü. Ama girdik az önce. Sen girdin, sana evet, bir şey olmaz evvelallah. Evet. Sevgili Bülent ile tanıştığımızdan çok mutluluk duyuyorum. Evet. Cenab-ı Allah kendisine sağlık ve mutluluk versin. Ve bu kombine İstanbul, Ankara yahut Adana, nerede gördüyseniz en modern kombine neyse aynısı burada. Kendimi şu anda Türkiye'de, Adana'da, İstanbul'da, Ankara'da hissediyorum. Çünkü baştan başa burası sadece Türk vatandaşlarımızın açtığı mekanlarla dolu. Bunların birinin içerisinde de Bülent kardeşimizin açtığı Anadolu güzel, et kombinesi. Evet. Evet, ismi çok güzel. Kendilerine başarılar diliyorum bu ara. Teşekkür ederim. İyi misin efendim? Teşekkürler abi, sağ olasınız. Siz ne zaman kurdunuz bu güzel firmayı? 2013. 2013'ten bu yana evet, piyasada varsınız. Evet. Daha da herkes sizi seviyor ve var olacaksınız inşallah. İnşallah abi. Yalnız i̇nşallah. Burada mı, bu halde mi, Mannheim'de var mı? Yok, şu an Stuttgart'tayız sadece. Stuttgart'ta. Neler peki, yapılıyor burada? Ben bir şey soracağım, bir dakika. Bülent kardeşim, şimdi sabahtan beri görüyorum kuzular geliyor böyle buraya. Yığılıyor. Sonra birdenbire yok oluyor. Evet. Siz bunların siparişlerini daha önceden alıyor musunuz? Tabii ki. Tabii. Bir gün öncesinden alıyoruz. Bunlar nereden geliyor? Bu etler nereden geliyor? Kesim olarak. Belçika'dan aldığımız ürünler var. Hollanda'dan aldığımız ürünler var. Aa. Yani genelde yurt dışından geliyor. Onlar geliyor buraya. Siparişleri üzerinden tak 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 tak. Hepsi yerlerini buluyor tabii. Evet. Zaten giydirmiyor. Ona göre tertemiz, hijyenik bir şekilde sipariş neyse oraya gönderiliyor. Evet. Peki kendi araçlarınızla mı? Kendileri mi gelip alıyorlar? Evet. Firmamızın 12 tane servis aracı var. Evet. Her gün her belirli bölgelere servis yapıyoruz. Çok güzel. Ama ne kadar temiz ve hijyen içerisinde. Hı. Yerde hani yağ dökülse yağ toplanacak kadar temizdir, bunu da söyleyeyim. Öyle olması gerektiği için Hakkı abi. Tabii dikkat. Kaçta açıyorsunuz burayı, kaçta kapatıyorsunuz? Günlerine göre genelde 3'te açıyoruz. Yani 3 ile 4 arası. 3'ten beri buradasın. Evet. Helal olsun. Evet. Geldik. Devamlı. Düzenli bir şekilde kuzular hepsi buraya geliyor. Burada tabii kaç derecede? Şimdi genelde 0 ve 2 0 ile 2 arası. Evet. Muhafaza derecesi. Hani burasını da bir İstasyon gibi düşünelim. Yani bütün gelen ürünler burada toparlanıyor ve her gün belli bölgelere dağılımı yapılıyor. Allah'ını seveyim seni. Nereliydin abi sen? Karslıyım. Kars. Buradan Kars'a selam söyle. Kim var orada? Selam olsun. Kars'ta şu an kimsemiz yok. Yani hep Bursa tarafına yerleştiler. Ballar geliyor mu oradan? Ballar, yok. Peynirler. Yok abi, yemiyoruz. Yok, ben Kars'tan peynir sipariş veriyorum İstanbul'da. Bir tekerlek gönderiyorlar. Ücreti neyse gönderiyorum tabii. Ama onu soğuk bir bölgede de hanım muhafaza ediyor. Kalıp kalıp kesiyor her zaman. Tadından yemiyor. Evet, tabii. Evet, helal olsun ya. Kaç ara, çocuk var abi? İki oğlum var. Maşallah. Bülent kat dört, Bülent karışa bir sırrını söyleyeyim. Birkaç sene önce yine Yunus'ta geldik, böyle çekim yapıyor et kombinasında. Ben işi bilmiyorum ya. Beni bir yere soktu, -30 derece. O donacağım, hemen kaçtım oradan. Ama çok sağ olun, teşekkürler. Beni bu sefer oraya sokmadılar. Çünkü orası buzhanedir. Seni büroya aldık hemen. Beni büroya aldık. Çok teşekkür ederim vallahi. Şimdi Bülent abi için o ikimiz bir planınızı bir söyle abi. İkimiz bir planı söylerken bir şey daha sorayım Bülent kardeşim. Evet. Bir helal kelimesi bu etlere konmuştur bu Avrupa'da. Evet. Bilmiyorum Türkiye'de var mı yok mu helal falan falan. Burada var genellikle. Bu helal. Zaten helal. Zaten helal de nedir bu helalın ifadesi, bir de sizden duyalım ya. Abi bizler şöyle söyleyeyim. Burası Avrupa olduğu kesiminin, için. Kesiminin ben Müslüman bir kişi tarafından olması, yani helallik helalliğe uygun olması gerekiyor kesim olarak. Biz de buna dikkat ediyoruz. Örf adetlerimize göre kesiliyor değil mi? İnancımıza göre. Ben sadece vatandaşlarımız Türkiye'de bizi dinliyorlar ya. Hani bu kavramın içerisi açıklansın diye sordum. Ama ne o bakımdan, evet. Türk olduğu için
Öyle bir cümle. Ne istiyordun sen benden? Ne dedin? Ne? İkimiz bir fidanız. Yola çıkmış arıyorum. Kaybettiğim aşkımı. Ne olur bana ümit verme. Seveceksen başkasını. Bana toz pembe görünmez. Sensiz dünyam karanlıktır. Bana senden başka ümit olacak hiç kimsem yoktur. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Sen benimle, ben seninle bu hayatı yaşamalıyız. Severek birbirimizi hayatta hep gülmeliyiz. Üçümüz bir ay maşallah. Sağ olasın maşallah. Sabah sabah sesi altın gibi. Saat daha plak gibi okuyor Hakkı Baba. Evelallah. Evet. Yaşı daha 17. Değil mi? 17. Tersine çevir 71 olur ama ben 4 daha ekleyeyim 75 olsun. Maşallah. 75 yaşında bir adamın bu ses çıkıyor. Maşallah. Evet. Buradan Ramazan yolcuları devam ediyor. Ramazan yolcuları devam ediyor. Üçümüz beraber söyleyelim. 1-2-3 Ramazan yolcuları devam ediyor. Evet efendim, burası yine bir depo. Burada her şey var bakın. Burada sucuk salam da var değil mi? Sucuk, salam, sosis, peynir, zeytin, et, her çeşit ürün. Yani markette satabileceğimiz her çeşit ürün mevcut. Ayrıca değil mi? Tabii. Tabii ki. Çok tabii. Güzel ama. Helal olsun. Tabii. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ben mal alıyorum. Ben de market. Nasıl? Memnun musun efendim? Allah'a şükür memnunuz. Ben bir Bitsupuk Yavuz Selim Camisi'nde market var. Burada çalışıyorum. Markette çalışıyorum. Ne alacağım buradan mesela? Buradan şimdi ben salam... Etlerini aldın. Etleri aldım. Şimdi salam sucuk alacağım. Evet. Bastırma alacağım. Ondan sonra işte peynir alacağız. Helal olsun. Dilim salam yedik. Memnun musun bizim güzel bu Anadolu'muzdan? Allah'a şükür memnunuz. Aşağıları 5-6... Nereliyiz? Samsun Çarşamba. Samsun'a selam buradan Çarşamba'ya. Bayburt'a selam edelim. Bayburt'luyum. Deget Bayburt nasıl bu şarkı? Söyle bakayım. Deget Bayburt, Deget Bayburt, Deget sende ne kaldı? Deget Bayburt, Deget Bayburt, Deget sende ne kaldı? Hasan Kalesi'nde çiçeğim kaldı. O köyneki güzel eder adamı. O köyneki güzel eder adamı. Ergen kızlar alsın benim kadar. Ergen kızlar alsın diyor. Ay değil mi lan buradan? Ramazan yolcuları devam ediyor. Efendim bu güzel müessesenin müdürü sevgili Abbas Beker kardeşim, merhaba. Merhaba. Neredesin sen ya maşallah? Onu getiriyor, bunu getiriyor, onu yaptı, bunu buraya gönder, bunu getir filan derken yakaladık seni. Çok şükür. Nasılsın, iyi misin? Allah'a şükür abi, iyiyim. Nasıl gidiyor işler burada şimdi, neler yapıyorsun? Çok şükür, yoğunuz. Boş duruyoruz, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bayram öncesi. Bir de burada tatil var perşembe günü. Maşallah her şey boşalıyor. Gelen gidiyor, gelen gidiyor. Gitsin. Peki neler yapıyorsunuz burada mesela? Geldi bir müşteri aldığı zaman ona nasıl hizmet ediyorsunuz? Valla A'dan Z'ye her türlü, zaten bizim her türlü çeşidimiz mevcut. Evet. Kuzusundan, tavuğundan, etinden. Yani her türlü hizmette sınırı yok. Arabalarınız var. Arabalarımız var. Kaç çeşit? 12. 12? 12 tane arabamız var. Helal olsun. Servis var her tarafa. Her tarafa servisimiz var. Bayernizm Bey haricinde. Avusturya taraf var. Avusturya var. Kel, İsviçre sınırı. Evet. O taraflara var. Yani aşağı yukarı 300 kilometre civarında servisimiz var. Nasıl, müdürümüz nasıl? Aran iyi mi? Uğraşıyoruz ama geçiniyoruz. Evet. Geçinmek zorundayız yani. Hepimiz patron burada. Aynen. Hiç kimse patron yok burada. Herkes kardeş. Değil mi efendim? Bülent kankam olur. Aynen. Yani, Bülent Bey'le aranız nasıl? İyi. Altın değil mi? Tabii canım. Altın gibi. Altın gibi. Karısı gider gelir, peynir getirir, bal getirir değil mi? Sen nereliydin? Ben Kırşehir'liyim. Kırşehir, buradan selam. Kırşehir'e selam. Merhum
sevgili Neşet Ertaş'ımızdan hangi şarkıyı biliyorsun? Ben Angel. Hiç bilmiyor musun? Bakın. Bilmiyorum ben çünkü Ankara'da büyüdüm. Allah Allah. Ne güzel yaratmış seni yaradan diye bir şarkı. Biliyorum. Zahidem falan ha? Duydum ama Zahidem. Şarkısını bilmiyorum. Nasıldı ama. O Zahidem? Zahide kurban olur. Zahidem ban olur. Tam bilmiyorum yani. Sen? Ben Kayserliyim. Evet. Elhamdülillah. Oo, Kayserliyim elhamdülillah diyor. Hepimiz bir çatı altındayız efendim. Bakın kırmızı beyaz değil mi? Kurban olayım. Kayseri'ye de, Kars'a da, Sivas'a da değil mi efendim? Evet. Nevşehir'e, Kırşehir'e, Hatay'a. Hepsi bizim kırmızı beyaz evelallah. Ayrım yok. Efendim burada da böyle her müşteri gelir bu arzu ettiği en güzel şekilde uğurlanır ve tekrar gelir başkasına güzel firmamızı över ve de gelir haklı olarak tabii değil mi? Evet. Evet. Buradan selam o zaman selam. Kayseri'ye selam. Kayseri'ye. Sucuk salam diyarı evelallah. Sevgiler. Gel buraya abi. Ramazan yolcuları devam ediyor diyoruz. 3, 4. Ramazan yolcuları devam ediyor. Evet efendim Ersin Baba'yı yakaladık burada. Geçen hafta marketini çektik. Çok temiz, güzel, dizaynlı bir marketi var. Sağ olsun. Hayırdır burada ne yapıyorsun? Etimizi almaya geldik. Evet. Anadolu tutkumunun etini almaya geldik. Evet. Bu şekilde. Yani nasıl? Etin kalitesi. Kalitesi nasıl? Kalitesi çok güzel. Etinin, kuzusunun kalitesi çok güzel. Ayrıca bir de tabii hem yöremin bayisi hem selamın bayisi. Evet. Elimizden geldiği kadar yani her şeyimizi almaya çalışıyoruz. Yani başkasını tanımam diyorsun. Tanımayız. İlle Bülent Baba. Aynen. Evet aynen. Bülent Baba. Hadi bakayım Aziz abi. Ersin abi. Evet sayın seyirciler işte görüyorsunuz bu arabanın daha da büyüğü 12 tane servis arabaları var bu güzel Anadolu Tutkum Grosse Handel Grosse Handel işte arabaları 12 tane bunlardan daha da büyük evet. Bak abi bak görüyorsun bak Allah aşkına. Canlı canlı sanki ya. Değil mi? Öküzde de zincir takmışlar bak hele. Evet. Vay be. Pirzolalara bak hele. Buradan bugün pişirelim sana pirzola. Vallahi benim canım etmet de istemiyor şu anda. Tutkuma yereceksin Anadolu'ya. Verecekler sana abi. Pişirip yiyeceksin. Vay çünkü anasını. Bütün Avrupa buradan bu etleri alıyor. Bir şey unutma. Soyadım Bulut. Bak buraya yağmur yağıyor üzerimize ne kadar güzel. Bereket getirdik. Yazsın. Uğur yazsın. Getirdik. Evet efendim. İşte bizim Bülent kardeşimiz. İşte müdürümüz, işte çalırsan sevgili Metin kardeşim, işte bizim müşterimiz olan Ersin. Ersin abi. Hasan Tuna. Hasan Tuna. Müşterimiz. Metin Arslan. Metin Arslan. Bülent Çelik. Abbas Peker. Evet, Hakkı Bulut. Ben Hakkı Bulut. O Hakkı Bulut. Hakkı abi, şimdi görüyorsun bu güzel tutkum Anadolu. Evet görüyorum. Hakikaten üzerimize tane tane böyle yağmur damlaları. Ha, tane tane yağmıyor. Yağar şey. Şiddetli yağıyor. Evet şiddetli söyle. Şiddetli yağmıyor. Bravo. Yağıyor. Söyle. Nasıl buldun burayı? Ya dedim ya başlığında söyledim. Türkiye'deki en modern tesis neyse şu anda buradaki tesiste o kadar modern, o kadar temiz, o kadar hijyen. Dolayısıyla içerisinde gezdim. Hani yere yağ dökülse yağ toplanır.
Ama şu resimleri nasıl yapmışsınız ya? O kadar güzel. Abi işte açsın diye. Efendim? İşte açsın diye yapmış. Vallahi. Biraz sonra acıktın mı sen? Sen ne düşünüyorsun abi? Ne gibi? İşte açsın diye diyor. Aynen öyle. Acıkmış galiba belli bak. Sen nereden? Nürnberg'de mi geliyorsun? Yok. Ben Stuttgart'ta. Ne yapıyorsunuz burada? Burada ticaretle uğraşıyorum. Nasıl mekanımız? Çok güzel. Temizlik, saflık, kalite. Ben abi zaten buraya bulmaya geldi mi başka yer tanımam diyor değil mi? Aynen. Marketi çok güzel, düzenli bir iş yapmış. Sağ olsun. Bizim Metin abimiz de Paris Saint-Germain'i takımını tutuyor. Bunu tutacağına. İç Çivas'ı tut, Türkiye takımını tut, Beşiktaş'ı tut, Hatay'ı tut değil mi? Onlar beni tutsun ya. Karşı tut, değil mi? Abi onlar maç oynayamıyor ki. Tekin abi de böyle. Nasıl? Nasıl? Tekin abi de öyle. Öyle tabii. Tekin o da öyle. Evelallah Beşiktaş'ı değil mi? Yo cimbomlu. Tekin niye bizi beklettin diyoruz efendim. Müdürümüz zaten arabasını yırdı maşallah. Ben mi miydi o? Ben mi? Niye mazlanmıyorsun? Ben ve daha çok hoşuma gidiyor. Milliyetçi. Milliyetçi. Evet efendim, ne diyorsunuz şimdi son olarak bu güzel tutkum Anadolu'muz için? Valla biz bir şey demiyoruz. Siz ne diyorsunuz? Tutkumu nereden çıkarttığımız yeri Allah aşkına. Neden tutkum? Anadolu çok güzel. İnsan ruhunun duyabileceği en güzel duygu tutkumdur. Vay vay alışkanım olayım. Bu yağmurda böyle bir dörtlük. Ben tövbemi geri aldım abi. Yok efendim. Onu okumayacağım. Az önce ikimiz bir fidanızı okuttun. Evet. Şimdi de son besteyi okuyayım. Hiç olmazsa reklam olsun. Oku baba. Güneş doğup üzerimi aydınlatsa ne olur. Benim hayat ışığımı söndürüp gitti biri. Yıllar sonra pişmanlık duyup gelse ne olur. Kaybolup giden gençliğim bana döner mi geri? Kaybolup giden gençliğim bana gelir mi geri? Ne zaman gelir? Biliyorum dönmeyecek. Biliyor musun ne zaman gelir? Ne zaman gelir? Ne zaman bu güzel tutkum Anadolu'dan devamlı abone olursam buraya, bu güzel etleri devamlı sofranda bulursan. Çok masraflı bir şey söylüyorum. Bülent kardeş, Yunus'un söylediğine göre sen bu etleri burada paket yapıp bana kargoyla göndereceksin, evet, yiyeceğim hep genç kalacağım. Evet. Öyle mi Yunus? Oo, çaresi var. Tutkum. Tutkum. Anadolu tutkum. Efendim. Tutkum. Evet, dediğim gibi Avrupa'ya hizmet eden, Stuttgart'ta Avrupa'ya hizmet eden ve bütün dönerle çevrilen dükkanlara döner eti gönderen bir firmadır. Ve başarılı bir firmadır. Öğrendim. Hemen hemen Stuttgart'ta en güzel firmalardan biridir. Kendilerine hayırlı işler diliyorum. Evet, ondan önce sağ sağlık olsun. Diliyorum herkese. Var olsun. Evet. Tutkum Anadolu. Adı da başka, tadı da başka. Yayla, Ramazan yolcularını sundu.